Usta TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tümer Ferhatoğlu. Bu videomuzda sizlere step motoru alternatör olarak nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Peki diyebilirsiniz, yani ne gereği vardı böyle bir şey? Direkt alternatör alalım. Daha önce böyle küçük çapla elektrik üretme ile ilgili bir proje yaptıysanız düşük devirlerde enerji üretmenin ne kadar zor olduğunda bilirsiniz. İşte bu soruna tam böyle nokta atışı çözüm bulabilecek bir motordur bunun. Evet, burada bir içi açılmış step motor görüyorsunuz. Üzerinde toplam 8 tane sargı var. Fakat 8 sargıyı farklı 8 sargı olarak değil de 2 tane sargı varmış gibi düşünün. Bunlar kendi içlerinde dörder dörder birbirine bağlı. Şurada gördüğünüz üzere de zaten 4 tane pin var. Bunun 6 tane pinli olanlarına unipolar, bu şekilde 4 pinli olanlarına da bipolar step motor deniyor. Bizimki bipolar step motor. Zaten işimize de görür. Unipolar olsa bile şu en uçtaki kabloları kullanarak daha yüksek gerilim zaten elde ediliyor. Bizde mıknatıs kısmına gelecek olursak, şuralar mıknatıs değil. Bunlar silisli saclardan yapılıyor. Ortasında, yani şu iki tane silisli sac bloğunun ortasında neodimiyum mıknatıs bulunuyor. Kalitesine göre zaten şurada kullanılan neodimiyum mıknatısında zaten kod numarası değişiyor. Siz de bilirsiniz ki neodimiyum mıknatısların en güçlü olanı N52 diye geçer. Bunda hangisi kullanılıyor? Data sheet'ine falan bakmak lazım eğer yazıyorsa. Şurada rulmanları falan görebilirsiniz. Şimdi buralara çok öyle ayrıntıya girmeden elimizdeki step motorları bir görelim. Bu step motorlar genelde 3D yazıcı, işte ne bileyim CNC gibi yani küçük olanlarında kullanılan step motorlar. Bunlar da genelde tarayıcı ya da yazıcılarda kullanılan step motorlar. İkisini de kullanabilirsiniz. Hatta bunun milini şöyle çakıp, tabi bozmadan, yani sökmeniz lazım. 2-3 tanesini böyle arka arkaya bağlayıp çıkışlarında birleştirebilirsiniz. Bunların sıfırı pahalı diye düşünmeyin. Piyasada çokça çıkması çakması her şey var. Yani kullanılmış olsa da sizin işinizi enerji üretme konusunda görecektir diye düşünüyorum. Şimdi devremizin yapımına geçelim. İlk olarak motorun bobin uçlarını bulmamız gerekiyor. Ölçü aletini buzzer konumuna aldık. Sesinden takip edebiliriz. Evet. Şu mavi ile kırmızı, yeşille siyah. Eğer bir kısa devre varsa diğerlerinde de mutlaka iletkenlik görürsünüz. Yani olur ya, hani bobinlerin dışındaki o emaya kaplama kalkmıştı, diğerlerine değiyordur. Şöyle de bakabilirsiniz, dışarıya sızıntı var mı? Zaten şu aynısı, yine de ölçelim. Evet, işimiz sağlam aldık. Herhangi bir sızıntı yok. Bu işlem için sadece 3 tane malzeme kullanacağız. Bir tanesi kondansatör. 35 volt 2200 mikrofaradlık bir kondansatör kullanacağız biz. Step motorunuzun ürettiği gerilime göre kondansatör seçmeniz gerekiyor. 2 tane de köprü diyot, 1 amper 1000 volt. Motorunuzun üreteceği akım ve gerilime göre köprü diyot seçmeniz gerekiyor. Bizim için yeterlidir bu. Şu şekilde alternatif akım uçlarını eğiyoruz. Diğer tarafta zaten artı ve eksi var. Bunu alıp şu birbiriyle buzzer kademesinde kısa devre olan uçlara lehimleyeceğiz. Diğerini de aynı şekilde yapıyoruz. Şu şekilde köprü diyotun alternatif akım girişlerini ters çevirdik. Küçük bir lehim yapacağız. Alternatif akım giriş ve çıkışları şu an, pardon, girişleri şu an tamam. Şimdi de artı ve eksiği birleştirmemiz gerekiyor. Onu da hemen şöyle birleştirelim. Test amaçlı olduğu için herhangi bir öyle çok uğraşmaya gerek yok. Bir kontrol edelim. Artılar eksiler aynı yerde mi? Evet. Artılar burası, eksiler de burada. Son olarak da kondansatörü buraya bağlıyoruz. Onu da şu şekilde buraya lehimleyelim. Evet, artık buradan enerji almak için kablolarımızı lehimleyebiliriz. İki tane kablo ayarladım. Mavi ve siyah. Maviyi artı olarak kullanacağız. Siyahı da eksi olarak kullanacağız. Şimdi multimetremizi bir bağlayıp ölçelim. Propların ucuna krokodilleri bağladık. Evet. Şimdi elle bir çevirelim bakalım kaç volta kadar çıkıyor. Motorun üretmiş olduğu, hani şu VPP değeri var ya, hani peak to peak değeri, tepeden tepeye değerini burada rahatlıkla görebilirsiniz. Ürettiği maksimum. Şu an ben elimle çeviriyorum ama tahminim
Bu sürekli olsa 1200 devir civarında bir şey olabilir. Çevirebiliriz, matkabımız var. Evet, hemen. Evet. Bizim şey de var ya, takometremiz de var, lazer. Onunla da hatta devrini bile ölçebiliriz. Oo, bayağı 15 voltu. Şarjı vidalamayı motorumuza bağladık. Şöyle bir boşta bir görelim kaç voltu. 10 voltu görüyor. Şu LED'i de bir bağlayalım. 3 wattlık bir LED bağladık. Aa, bir yandı, geri çekildi. Üretebiliyor. Demek ki şöyle 1500'ü falan görse bayağı güzel bir şeyler ortaya çıkartacak. Evet dostlar, motorun neler yapabildiğini gördük. 600 devirle bile gayet yeterli bir tabi projenize göre bir enerji üretti. Hele şöyle 3-4000 devire çıkartırsak zaten canavar gibi enerji üretecektir. Enerji üretimine tabii ki motorun kalitesine ve büyüklerine de bağlı olduğunu unutmamak gerekiyor. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarız faydalı olmuştur. Bize destek olmak için yapacaklarınızı biliyorsunuz ama biz yine de bilmeyenler için hatırlatalım. Yeni attığımız videoları görmek için çan işaretine tıklayıp videolarımızı beğenip sosyal mecralarda paylaşırsanız tadından yenmez. İzlediğiniz için teşekkürler. Hacı abi şuna bak ya. Baba elimle ne yapıyor? Ne yapıyor? Sence kaç devirdir böyle? 1500. Bak. Tövbe.